İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet. Sorulacak. Sobanın hesabı sorulacak. Sobanın hesabı sorulacak. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Basına ve kamuoyuna Halkların Demokratik Partisi'nin Soma'daki işçi katliamı ile ilgili yaptığımız basın açıklamasında bütün halkımız davetlidir. Soma'daki işçi katliamı ile ilgili sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kaza ve kader değil, katliam. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Yüreğimiz yanıyor. Türkiye işçi sınıfı Soma'da yitirdiği arkadaşlarının anısı önünde ayağa kalkıyor. Sadece işçiler değil, tüm Türkiye halkları onların anısını yaşatmak, yakınlarına başsağlığı dilemek, Soma'nın acısını paylaşmak ve sorumlulardan hesap sormak adına bugün iş yerlerinde, sokaklarda, meydanlarda bir araya geliyorlar. Soma'da yüzlerce işçinin can verdiği katliam, bu ülkede biraz olsun vicdanı olan, biraz olsun sorumu olan herkes için bir milat olacaktır. Türkiye işçi sınıfının iş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırılmaya karşı sabrı kalmamıştır. Çünkü biz biliyoruz ki bu katliam kazıyla olmamıştır. Ve yine çok iyi biliyoruz ki önceki cinayetlerde olduğu gibi işçi kardeşlerimizin ölümü kader değildir. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını hayata geçiren Soma'da yaşayanların başlıca sorumlularıdırlar. Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı madenler özel sektöre devredildikten sonra kazalarında patlama yaşanmıştır. 2002 yılında 2011 yılına kadar kömür madenlerindeki iş cinayetleri %40 artmıştır. Bunun nedeni özelleştirmedir. Bunun nedeni taşeronlaştırmadır. Maliyetleri düşürmek için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin safsaklanmasıdır. STK bünyesinde çalışan işçi sayısının 1/3 oranında azalmasıdır. Bu dönüşüm sayesinde Soma'da katliamın yaşandığı işletmenin patronun övündüğü rakamlar ortaya çıkmış. Kömürün tonunun maliyeti 130 dolardan 23 dolara düşmüştür. Bunun tasarrufun bedeli de yüzlerce işçimin ölümüyle ödenmiştir. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonrası Türkiye ölümü maden kazanlarında Avrupa'da birinci sıraya yükselmiştir. Dünya ise bu alanda ilk 3 sırada yer alan Türkiye maalesef bu sene birinciliği kimseye kaptırmamıştır. Tüm bu gerçeklere rağmen AKP Soma'daki iş cinayetlerinin araştırılması için 6 ay önce verilen bir önergeyi ısrarla gündeme almış, alınca da reddetmiştir. Bu önergeyi 2 hafta önce reddedenler Soma'da ölenler için TMM'de saygı duruşunda bulunmuşlardır. Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Soma'yı ziyareti sırasında yazılı olarak herkesin bulabileceği bu önergenin Soma ile ilgili olmadığını söylemiştir. Bu ülkeyi yöneten bu insanın
bu kadar acıdan sonra doğru söylemesini beklemek yurttaşların en temel hakkı değil midir? Yapılan uyarılara rağmen Soma'da bu tür iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavisine dönük devlet tarafından yapılmış özel bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde yanık ünitesi açmayanlar hiçbir sorumluluk duygusu hissetmemektedir. İş sağlığı ve güvenliği yasasıyla bu alanı da piyasaya devreden, denetimi yapanın işverenden maaş aldığı bir sistem kuran, yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki denetim yetkisini bağımsız emek ve meslek örgütlerine vermeyi reddedenler hiç mi vicdan azabı çekmemişlerdir? Görünen o ki vicdan ve sorumluluksa gibi paraya çevrilmeyecek duyguların bu ülkeyi yönetenler için bir anlamı kalmamıştır. Soma'nın hesabı sorulacak. Soma'nın hesabı sorulacak. Soma'nın hesabı sorulacak. Soma'nın hesabı sorulacak. Bu nedenle sadece üzgün değiliz, öfkeliyiz. AKP iktidarının katliam sonrası yaptığı açıklamaların yaramıza tuz basmaktan farkı yoktur. Madende çalışan işçi sayısını bilmeyen iktidar sözcülerinin alelece işletmede her türlü önlem alınmıştı diye açıklama yapması öfkemizi büyütmüştür. İşçi sayısının bile belli olmadığı, kaçak işçi çalıştırıldığı iddialarının olduğu madenle ilgili mevzuata aykırı durum olmadığını açıklayan Çalışma Bakanlığı basitçe bir gaf yapmış, fiilen o görevin gereğini yapmayacağını ilan etmiştir. Daha önceki cinayetlerin ardında bu mesleğin fıtratında ölüm vardır diyerek yeni katliamları meşrulaştıran hükümet üyelerine Soma'da başbakan da katılmıştır. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarından örnekler vererek zihniyetinin 150 yıl öncesine kaldığını gösteren başbakana 21. yüzyılda olduğumuzu hatırlatmayı bir borç biliriz. Hedef 2023 diye yola çıkanların 1862'deki bir kazayı örnek göstererek bu işin fıtratında var demesi ülkemiz için bulunduğu tabloyu gayet net özetlemektedir. Bu ülkenin 70 milyon insanı teknolojiyi bu kadar geliştirirken insana değil ölüme yatırım yapan bir anlayışı hak etmemektedir. Katil AKP hesap verecek. Katil AKP hesap verecek. Katil AKP hesap verecek. Soma'da yitirdiğimiz işçilerden bize kalan sadece acı değil, böylesi katliamların yaşanmaması için mücadele görevleridir. Kader, fıtrat diyerek sorumluluklarını unutturmaya çalışanlara ilan ediyoruz ki unutmayacak, güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için mücadeleyi büyüteceğiz. Siyasi iktidar sorumluluktan kaçmayacak ve şu taleplerimizi karşılamadığımız müddetçe yeni katliamların da sorumluluğunu üstlenecektir. İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalıştırma derhal yasaklanmalıdır. Özelleştirildikten sonra seri cinayetlerle gündeme gelen tüm madenler derhal yeniden kamulaştırılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği piyasaya devreden iş güvenliği yasası kaldırılmalı, tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Sanayi Bakanı olmak üzere hükümet derhal istifa etmelidir. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını Soma'daki işçi kardeşlerimiz için güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için ayağa kalkmaya da davet ediyoruz. Unutmayın ki bugünkü eylemimiz sadece bir başlangıçtır. Yukarıdaki taleplerimizin karşılanması Soma'da yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize ve gelecek nesillere borcumuzdur. Herkese teşekkür ederim.
Tamam değerli arkadaşlar şimdi.